Merhabalar dostlar, Famas ar 6yı deneyeceğiz bugün. Son güncellemeden sonra optimizasyonu çok güzel oldu diyorlar ve oyun içinde çok daha etkiliymiş dostlarım. Şimdi hep beraber göreceğiz. Famas zaten güzel bir silah ama Zulu'da pek değer görmeyen silahlardan çünkü e, Ata, ondan sonra işte hareket hızı vesaire gibi şekillerde diğer silahların altında kalıyor. Ama yine de sizler için denemek istiyorum. Facebook'ta ve YouTube yorumlarında çok paylaşımlar yapılıyor bu ara. İnşallah güzel ve hoşunuza gider dostlarım. Ve 23 Nisan'a özel tam 10 tane sınırsız silah veriyoruz. Bunlar artı bir şeklinde dostlarım. Açıklamaya linkini bırakacağım. Sponsorlu bir videodur dostlarım. O yüzden mutlaka ve mutlaka katılınız. Kazanma şansınız yüksek. 10 tane sınırsız silah inşallah ihtiyacı olan kardeşlerime gider. Açıklamayı okuyun. Orada detayları anlattım zaten. Oradan direkt yaparsınız zaten. Hadi bakalım şöyle bir faması özelleştirelim. Oradan da oyun içine geçelim. Famas'ın zaten en güzel deseni dostlarım. Tehlike desen çok güzel. Oyunun ilk desenlerinden. Buna bir de şöyle bir üst eklenti takarsak çok daha muazzam olacaktır. Famas'ın en kötü yanı oyun içinde silah çok büyük duruyor. Ekranda çok yer kaplıyor. Bu da biraz dikkat dağıtma neden oluyor. Belki de o yüzden tercih edilmiyordur. Ama bugün bir kere daha sizler için Famas'ı deneyeceğiz. Hem de full haliyle lazerinden tutun da her şeyini takıyorum gördüğünüz gibi dostlarım. Ön eklenti olarak da siyah kuantumuyla. Buyurun efendim oyuna geçelim. Like atan ellere sağlık diyelim. Tekrardan merhabalar dostlarım. Şöyle bir sabotaj maçına girdim. Güçlü de bir odadayım. İnşallah güzel oynarız ve Famas'ı sizlere gayet net bir şekilde gösterebiliriz. Oyun sonunda dostlarım Famas'ın hasarına, gücüne en etkili şekilde bakacağız ve dostlarım birazdan sizlere duvarda yani düz bir duvara karşı tepmesini göstereceğim. Hızlı başladı bizimkiler. Adam kısadan geldi bu arada. Göstermeyeyim kendimi şimdi göstereceğim. Rakip takım 3 kişi kaldı. Bir tanesi kısada. B'de biri var. 1 kişi aldık güzel o da burada adam gelmiş zaten hani güzel başladık ee, takım zaten canavarmış bildiğim takım direkt ortalığı yıkıp kavurdu diğer oyuncu da B'de olabilir belki uzunla dönmüş olabilir biraz daha ses vereceğim o da gitti zaten e, Famas'ı dostlarım oyunun ilk açıldığı günden beri oyunda ekli olan bir silah famas e, bu desen de oyunun ilk desenlerinden bir de aynı desen P90'da var dostlarım İsterseniz şöyle bir duvara karşı e, tepmesini gösterin. bakın elimi e, şeyden çektiğimde dümdüz sıktığım zaman biraz fazla bir tepmesi var ama e, çok da fazla değil bunun tepmesi 6 sanırsam ufak bir sprey yaptığımda dostlarım çok daha güzel gidiyor mermiler isabetli gidiyor. Bu arada e, kuantumun tepme ile alakası var mı yok mu e, bilmiyorum ama bence psikolojik ama kuantum taktığımız zaman daha böyle bir iştahlı oyun oynuyoruz bunu herkes biliyor zaten. Bu arada adam bayağı yedi üç tane yedi dört tane yedi en sonunda öldü. Bir tanesi arkamızdaymış. Mermi kapasitesine geldiğimiz zaman da 33 mermisi varmış Famas'ın. Diğer adam nerede acaba? Bomba kuruldu. Ve bir bomba sallayalım. Birazdan çok daha detaylı göğürsünüz faması. Aktif oynayamadık şu anda. Şimdi hızlı bir şekilde aktif oynarsak direkt adamların içine doğru hücum yapacağım çünkü B'den doğru gireceğim bu arada. E, Safranbolu'da B'yi basmak daha zordur dostlarım. Çünkü e, B'ye giderken adamlar çok hızlı geldiği için yiyeceğiniz bir bomba sizin en az %20 %50 arası canınızı yitirecektir. O yüzden hızlı bir şekilde gitmenize her zaman fayda yok dostlarım. Bir sisinizi atın. Bakın acele etmeyin gördünüz mü? Adamlar zaten önünüzde. Bir tanesi burada. Biri kafadan gitti. Önce bir alan taraması yapın. Biri de oradaymış zaten. O da gitti güzel. 3 kişi aldık. Ve şu sticker nasıl dostlarım? <laughs> Amelie ah, buradaydı. Onu bir kasadan çıkardım. Özel kasaydı galiba. Gayet de güzelmiş. Bu arada bu kızı başladık. Tekrardan bombamı attım dostlarım. Adam bombayı yedi bu arada. Yakınlarda birisi var. Tekrardan bir bomba daha yedi. Oğlum bunlar bizimkiler nereye sıkıyor silahları ya? Ben de adam var sanıyorum. Adam arkasındayım. Güzel ama dikkat ettiyseniz silahların kurşunların direkt HS'ye gitmesi gerçekten çok güzel dostlarım. Yani kafa odaklı bir kurşun hissiyatı veriyor. Ya da belki de eğimden kaynaklanıyordu olabilir. Çok az canım kaldı bu arada. Nereden sıktı o? B'de muhtemelen. 3 kişiyi aldı. Bakın burada bekliyorum. Öldük be. Evet dostlar takım olarak çok ateşli oynuyoruz. Gerçekten rakip takım eksik kaldı. Ee, i̇nşallah o da birazdan fulllenir. 2 kişi eksikler şu anda bilden. Bizim takımda gerçekten güçlü kalmış biraz onlara karşı. Aslına bakarsanız o da seviyesi eşit ama yine de bizim takım biraz daha iyi oynuyor. Belki de şey denir Sayı üstünlüğündendir. Bu arada çok kötü bomba yedim. 10 canım kaldı. Bunlar B'dedir kalanlarda. Bir tanesi burada. Onu aldık. Bomba kuruldu. On canla vurur artık dedi diye düşünüyorum. O da fullenmeye başladı. Buralarda herhalde. Bu arada dostlarım, e, lazeri ben buralar e, psikolojik mi bilmiyorum. Lazer taktığım zaman sanki mermilerin daha isabetli gidiyormuş gibi geliyor son zamanlarda bütün silahlarımda farkındaysanız lazer kullanıyorum ve bir de lazerin avantajı dostlarım, lazeri kapattığım zaman mesela artı işareti yaptım ya şu anda noktada zaten. Bakın onu ben bir artı yapayım. Lazeri kapattığım zaman artı işareti geliyor. Oğlum. Evet dostlarım, son tur hanım geldi benim annemlerdeydi. O yüzden videoyu biraz duraklatmak zorunda kaldım. En son lazerden bahsediyordum. Bakın lazer açtığımda tek tuşta nokta geliyor. Kapattığımda artı geliyor. O yüzden lazer önemli dostlarım. Yani ben en azından e, lazere önem vermeye başladım. Bilmiyorum sizlerin görüşleri nelerdir. Bu arada adamlar yakında herhalde. E, Famas biraz yavaş kalıyor ama hızlı koşmuyor. Şuradan bir bomba atarsam biri düşer mi? Düşmedi. Bir de uzak mesafeden görmek istiyorum aslına bakarsanız. Tek kişi kaldılar. Neyse bize kısmet değil mi son eldekiler herhalde. Muhtemelen bahsede o da. B dönmüş de olabilir. Yakınlarda. Evet. <laughs> Buraya <laughs> imzamızı da atalım dostlarım. Dostlar şimdi FAMAS'ı kıyaslamaya gelelim. E, FAMAS'ın hasar 34, atış hızı 770, tepmesi e, 5, 6 şu anda çıkaramadım 7. O kadar değişik yazıyor ki 5 ise eğer e, şey olmuş. Buff gelmiş ama 6 sanırsam dostlarım. E, eskili menzil 57, hareket hızı 87. Çünkü 6'yı o kadar değişik yapmışlar ki aynı 5 gibi duruyor. Ama sanıyorsam 6. Yani önceden de böyleydi FAMAS benim hatırladığım kadarıyla. Çok iyi bir silah mı? Orta seviye bir silah. Çok güçlü değil. çok kötü de değil. Ama HS ağırlıklı gidiyor. Tek kötü yönü ekranda çok yer kaplıyor. Etkili menzili güzel uzun mesafede etkisi var demektir bu dostlarım. Zaten makinalı tüfek olduğu için uzun mesafede etkisi olması gayet normal. Çünkü buradaki bütün ağır makinalı silahların uzun mesafe etkisi yüksek dostlarım. Belki ARX'in eksi biraz düşüktür. O da, o da yüksekmiş gördüğünüz gibi. En kötülere bakıyorum. Kaybar o da yüksek. Yani FAMAS eşittir kaybar dostlarım. Kaybardan bir tık üstün ama kaybarın da işte hareket hızı var ve tepmesi düşük. Belki kaybar FAMAS'tan daha iyi bile olabilir dostlarım. E FAMAS'a geldiğimiz zaman da işte Diğer silahlarla kıyasla, kıyaslama diyorsunuz ama şimdi şu anda kaç kişi FAMAS kullanıyor ki dostlarım? Diğer silahlarla kıyaslamam lazım ki aradaki farkı sizlere anlatabileyim. Şimdi adamda mesela FAMAS artı altı yoktur. Örnek veriyorum Mehmetçik Pro vardır. avuk vardır. XCRL vardır. ile eşit bir silah diyebilirim ama ile bir tık önde FAMAS'tan. O yüzden FAMAS kullanmanızda çok da böyle bir fayda görmüyorum. Ama böyle bir FAMAS'ın kuantumu vardır, deseni vardır, ne bileyim güzel eşyaları vardır. O zaman FAMAS kullanırsınız. Ee, i̇nşallah bu video sizlere faydalı olmuştur. Bu arada ZPAKS geldi mi? Gelmemiş. Bunda neyi getirmiyorlar bilmiyorum dostlarım. Enteresan bir şekilde o ZPAKS'yi kaldırdılar. Keşke geri gelse. Ben isterdim ki geri gelsin dostlarım ZPAKS'i. Neden geri getirmediklerini de bilmiyorum bu arada. Yani bir şeyin bu kadar uzun sürmemesi lazım. Bu arada Destans'ı geldi. Fatih'e geldi o da. Tekrardan kabus garantili açtım. Şurada baya bir deste var ya. Evet. Buraya kadar dostlarım. Allah'a emanetiniz.